eksiklikler, pislikler ortadayken bunların üstüne gitmesi gerekirken bağımsız ve tarafsız bir yargı olsaydı eğer bunları yapması gerekirken ne yaptı? HDP'ye kapatma davası açtı. Bravo. Gerçekten çok başarılı bir iş. Şimdi bu kapatma davası daha evvel de bir kere açılmıştı. İddianame çok mesnetsiz, boş, hiçbir şeye dayanmayan sayfalar dolusu bir iddianameyi Anayasa Mahkemesi geri gönderdi. Aslında yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yapması gereken o kadar ağır ifadelerle çünkü Anayasa Mahkemesi o iddianameyi geri gönderdi, o iddianameyi hazırlamış olan Anayas Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ya ben görevimi yapamadım diye çekilmeliydi. Hayır, yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı onu yapmadı çünkü neden? O talimatla orada duruyor. Ve o talimatın sonucunda yeni bir iddianame hazırladı. Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Biz dün dedik ki bu iddianamenin 7 Haziran günü 7 Haziran 2021 günü gönderilmiş olması ve kapatma davasının açılması için başvuru yapılmış olması çok anlamlı bir iştir dedik. Neden? Dedik ki hatırlattık 7 Haziran 2015 seçimleri vardı. Bundan 6 yıl önce ve 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP %13.1 oy alarak 80 milletvekiliyle meclise girmişti ve bunun sonucunda bunun sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına hükümet kurması engellenmişti. Bunun intikamını almak için 7 Haziran 2021'de yani o seçim gününün altı sene sonrasında kapatma davası açtı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı dedik. Dolayısıyla bu hukuki bir dava değil. Bu siyasi bir davadır. Siyasi intikam davasıdır dedik. Dün mecliste bunu ben konuştum. Genel kurulda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili Sayın Bülent Turan yok canım dedi. Tesadüf öyle denk geldi. Ben dedim ne tesadüf ya? Bu kadar büyük tesadüfse, siz gidin bir milli piyango bileti alın, tüpçünün şirketinden, belki size bir milli piyango çıkar. Tesadüfse böyle dedim, 365 günde o güne denk geldiyse dedim. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisinin grup toplantısında genel başkanları Recep Tayyip Erdoğan bunun tesadüf olmadığını açıkladı. Dedi ki, 7 Haziran 2015'i unutmuyoruz dedi. Bakın altı sene öncesini bugünkü grup toplantısında hatırlattı. Unutmuyoruz dedi. Çünkü o zaman 7 Haziran 2015'te evet HDP 80 milletvekiliyle meclise girerek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına hükümet kurmasını engellemişti. Demokratik bir seçim. Unutmuyoruz dedi. Unutmuyoruz dedi. Dolayısıyla biz neden bu dava hukuki bir dava değil, siyasi intikam davasıdır diyoruz? Çünkü Cumhuriyet Başsavcısının 7 Haziran'ı hatırlaması mümkün değildir. Ama 7 Haziran'ı unutmayan bir siyasi irade var. Bir yürütme var. 7 Haziran'ı unutmuyor. Unutmadığını bugün grup toplantısında ifade etti. İşte o direktif geldiği için 7 Haziran 2021'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bu davayı açtı. Siyasi intikam davasıdır. Çok açık ve net. Seçimlere hazırlık davasıdır. Bir kez daha Halkların Demokratik Partisi seçimlerde başarılı bir rol oynayıp da Adalet ve Kalkınma Partisi MHP ittifakının iktidara gelmesini engellemesin diye Halkların Demokratik Partisi'ni cezalandırma ve ondan intikam alma davasıdır. Çok açık ve net böyledir. Bu davanın hukukla alakası yoktur. Tamamen siyasidir. Bakın bir noktaya daha değinmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi üyeleri üzerinde bu iktidar ittifakı Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP açıkça baskı kurmaktadırlar. Açıkça yönlendirme yapmaktadırlar. Yeni mi bu? Değil. Bir önceki iddianame Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongresine hediye olarak Kongre'nin öncesi bir gün öncesinde iletilmişti Anayasa Mahkemesi'ne. Biz o zaman söylemiştik. İktidar ittifakının ortağına hediyedir bu iddianame diye. O iddianame Anayasa Mahkemesi tarafından mesnetsiz ve boş bulunduğu iade edildi yargıtay'a. O zaman Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli HDP kapatılmalı bu yetmez anayasa mahkemesi de kapatılmalı demişti. Hatırlatıyorum. Anayasa Mahkemesi kapatılmalı dedi. Neden? Çünkü iddianameyi iade etti diye. Şimdi aynı baskı, yönlendirme ve Anayasa Mahkemesi üzerinde bir tahakküm kurma adımları devam ediyor. Nerede devam ediyor? Dün. Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısında dedi ki Genel Başkanları HDP'nin kapatılması siyasetten, demokrasiden kaydının silinmesi hepimizin özellikle Anayasa Mahkemesi'nin namus borcudur dedi. Anayasa Mahkemesi'nin namus borcudur dedi. Şimdi bundan daha açık Anayasa'nın 138. maddesi çiğnenemez. Bundan daha açık Anayasa Mahkemesi tehdit edilemez. Bundan daha açık Anayasa Mahkemesi'nin bütün üyeleri üzerinde baskı kurulamaz. Çünkü biz biliriz ki kültürümüzde Türkiye'nin kültüründe namus borcunu ödemeyen namussuzdur. Namus borcudur Anayasa Mahkemesi'nin derse eğer bir iktidar ortağının genel başkanı o zaman Anayasa Mahkemesi'nin üyelerine diyor ki bu namus borcunuzu ödemezseniz namussuzsunuz. Bunu söylüyor. Açık baskı kurmanın net ifadesidir ve Anayasa Mahkemesi iktidarın tehdidi altındadır. Anayasa Mahkemesi iktidarın tehdidi altında karar almaya zorlanmaktadır. Ama biz inanıyoruz ki Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi öyle umut ediyoruz ki Anayasaya bağlı kalacaktır. Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere bağlı kalacaktır. Hukukun evrensel ve demokratik ilkelerine bağlı kalacaktır. Yani kitaba bakarak hukuka bakarak karar vermek için çalışma yapacaktır. Öyle umuyoruz ve bekliyoruz. Yoksa aksi takdirde bu baskılarla, bu yönlendirmeyle, bu tehditle Anayasa Mahkemesi karar verecekse bir kez daha Türkiye'de demokratik siyaset katledilmiş olacaktır ve o katledilsin demokratik siyaset. Demokratik siyasetten halkların demokratik partisi tasfiye edilsin diye zaten iktidar ortakları çalışma yapmaktadırlar. Bunu da bir kez daha vurgulamış olalım. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını bu kadar yakından takip etmek istiyorsa iktidar ittifakı Kolay bir yolu var. Bakın iki tane anayasa mahkemesi üyesini istifa ettirin. Geçin siz parti başkanlığını bırakın. Anayasa mahkemesinin içine oturun. Orada verilecek kararları dikte edin. Onlar da kararları alıp almayacaklarına karar versinler. Şimdi tekrar hatırlatıyorum. 7 Haziran 2021 siyasi intikam davasının yani kapatma davasının açıldığı gündür. Şimdi ısrarla bunu niye söylüyoruz biliyor musunuz? Şunun için söylüyoruz. 7 Haziran 2016'yı hatırlatmak istiyorum. Bakın yine bir 7 Haziran. Ne oldu diyeceksiniz? 20 Mayıs 2016'da bu mecliste anayasayı çiğneyerek milletvekilliklerinin dokunulmazlıklarının toptan kaldırılması kararı alındı. Anayasa çiğnendi. Biz o zaman da söyledik. Uluslararası kurumlar e, kurumlarda hem Venedik Komisyonu hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu net olarak ifade etti. Anayasa çiğnenerek bu yapıldı. Peki 20 Mayıs 2016'da bu karar alındı. Ne zaman onayladı Cumhurbaşkanı sıfatıyla Recep Tayyip Erdoğan bunu? 7 Haziran 2016'da. Yani 7 Haziran 2015'ten bir yıl sonra. Işte şimdi de beş yıl sonra kapatma davası açılıyor. Şimdi bütün bunlar bir yana yargıya tekrar sesleniyoruz. Ülkede bu kadar pislik, çürümüşlük, yolsuzluk ortaya saçılmışken, kirli ilişkiler ortaya saçılmışken, mafyayla, iktidarın çeşitli odaklarının bürokrasinin siyasetin iç içe geçmiş olma, birlikte çalışma ve birlikte çeşitli işler yapma gerçeği ya da iddiaları ortaya dökülmüşken suskun kalıp da HDP ile uğraşıp gündemi saptırmaya çalışmayın. O kirlenmişlikleri, o pislikleri o gayrimeşru ilişkileri HDP yapmıyor. Onların hepsini iktidar mensupları yapıyor ve eğer hesabını sormak istiyorsanız, eğer bağımsız ve tarafsızsanız o zaman yapmanız gereken şey bu kirlenmişlikleri, bu gayrimeşru ilişkileri sürdürenlerden hesap sorulmasını sağlamaktır esas itibariyle. Bugün söylemek istediklerim genel hatlarıyla bunlardı.